Bismillahirrahmanirrahim. Profesör Doktor Mehmet Salih Arı, İlahiyat Fakültesi Dekanıyım. Aynı zamanda İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanıyım. Dersimiz Siyer-i Nebi 2. Bugünkü konumuz İslam'a davet mektupları. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. yılının son ayında yani zilhicce ayında bazı rivayetlere göre ise 7. yılının Muharrem ayında evrensel İslam davetini her tarafa yaymak amacıyla çevre ülkelerin hükümdarlarına İslam'a davet mektuplarını gönderdi. Çağrı filminden seyretmişsiniz. Aynı günde Değişik ülkelere elçiler gönderilmiştir. Çağrı filmi demek ki bu sahneyi, bu konuyu önemsemiş ve o muazzam film, takdir toplayan film, o sahneyle başlamıştır. Fesul-i Ekrem elçilerden altısını aynı günde yola çıkarmıştır. Tabii o dönemin süper güçleri vardı süper güçleri ise Bizans ve Sasaniler idi. Resulullah Dihye bin Halife el-Kelbi'yi Bizans hükümdarına, Amr bin Ümeyye ed-Damri'yi Habeşistan hükümdarına, Abdullah bin Huzafe es-Sehmi'yi İran kisrasına, Hatip bin Ebu Belta'yı İskenderiye hükümdarı Mukavkis'a, Şuca bin Vehbi, Gassan kralı Haris bin Ebu Şemire, Selit bin Amri, Yemame hakimi Hevze bin Ali'ye gönderdi. Resulullah Bizans hükümdarına şöyle bir mektup yazmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin Abdillah ve Resulihi ila hirak azim rum Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Rumların büyüğü Heraklius'a Selamun ala men huda Selam hidayete tabi olanların olsun. Fe inni bi di'ayetil İslam Seni İslam'a davet ediyorum. Eslim teslim İslam'ı kabul et ki kurtuluşa eresin. Ve eslim yu'tike Allahu ecreke merrateyn. Müslüman ol da Allah Celle Celaluhu senin mükafatını iki kat versin. Fe in tevelleyte fe aleyk ismu ismul erisiyin. Eğer davetimi kabul etmezsen, Bizans halkının tüm günahını sen çekersin. Sonra şu ayeti i kerimeyi yazmıştır. Ehli kitaba hitaben. Ali İmran suresi 64. ayet-i kerime. Ya ehlel kitab ta'alau ila kelimetin sevain beynena ve beynekum. Ey ehli kitap sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Ella na'budu illa Allah ve la bihi şey'a. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Ve la yetekhizu ba'duna erbaba. Kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın, Rab edinmesin. Min dunillah Allah'tan başka. Fe in eğer yüz çevirirlerse bi enna Müslimun Şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Tabi Heraklius o sıralarda Humus'ta bulunuyordu. Dihyetül Kelbi mektubu Heraklius'a götürüyor ve Heraklius onu dinliyor. Ona hak veriyor. Zira Hazreti Peygamber'in vasıfları onların kitaplarında mevcuttu. Ve yanında bulunan kişilere diyor ki: Araştırın bu taraflara ticaret amacıyla gelen kimseler var mı yok mu? Araştırıyorlar gerçekten. O sırada Ebu Süfyan'ın Şam'da olduğunu öğreniyorlar. Gidiyorlar Ebu bulup Heraklius'un huzuruna getiriyorlar. Ebu Süfyan ona bazı sorular soruyor. Mesela şöyle soruyor. Sizin içinizde onun nesebi nasıldır? Ebu Süfyan, içimizde onun nesebi pek büyüktür. Ecdadi içinde bir melik var mıdır? Ebu Süfyan, hayır diyor. Peygamberlikten evvel onu hiçbir yalan ile itham ettiniz mi? Ebu Süfyan, hayır diyor. Ona kimler tabi oluyor? Halkın ileri gelenleri mi yoksa fakir kimseler mi? Ebu Süfyan daha çok halkın zayıf ve fakirleri tabi oluyor. Ona uyanlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu? Ebu Süfyan eksilmiyor. Bilakis artıyorlar. Onlardan onun dinine girdikten sonra beyin beğenmeyip dininden dönen var mı? Ebu Süfyan hayır yoktur. Kendisinin hiç sözünde durmadığı Ahdını bozduğu vaki midir? Ebu Süfyan, hayır vaki değildir. Fakat aramızda şu an bir anlaşma vardır. Ne yapacağını şu an bilemiyoruz. Yani e, bu yoldaki ahdını bozmasından korkuyoruz diye cevap veriyor. Sonra Ebu Süfyan diyecek ki, Vallahi verdiğim cevaplara bu sözden başka bir şey ilave etmek, imkanını bulamadım. Yine Heraklius soruyor, onunla hiç harp ettiniz mi? Evet, ettik. Yaptığınız savaşlar nasıl neticelendi? Harp hali aramızda nöbet olur. Bazen o bize zarar verir, bazen biz ona. Heraklius, sizden ondan önce peygamberlik iddiasında bulunmuş bir kimse var mıdır? Ebu Süfyan, hayır yoktur. O size neler emrediyordu? Ebu Süfyan yalnız bir Allah'a ibadet etmeyi ve ona hiçbir şeye ortak koşmamayı emrediyor. Atalarımızın tapmış bulundukları şeylerden de bizi nehyediyor. Namaz kılmayı, doğru olmayı, kimsesiz ve fakirlere sadaka vermeyi, haram olan şeylerden sakınmayı, ahdinde durmayı, emaneti sahibine vermeyi akrabalarla ilgilenmeyi ve onları görüp gözetmeyi emrediyor. Bütün bunları dinleyen Heraklius elçiye hediyeler veriyor. Hediyelerle Hazreti Peygamber'in yanına gönderiyor. Diğer bir mektup ise Habeşistan Necaşisi Necaşisine gönderilmiştir. O mektup ise Amr bin Ümeyye götürmüştür mektubu. Mektup şu şekildedir. Bismillahirrahmanirrahim. Haza kitabun min Muhammedin Nebi ile Necaşiyil Ahsa Asham Azimul Habeşe. Bu peygamber olan Muhammed'den Habeşistan büyüğü Necaşisi Eshamedir. Necaşi yani kral demek, hükümdar demek. Habeşistan hükümdarlarına Necaşi denilir. Yani e, ismi değildir. Onun ismi Esham'dir. Ve mektup şöyle devam ediyor. Selamun ala men itteba'l huda. Selam hidayete uyanların üzerine olsun. Ve amene billahi ve rasuli. Allah'a ina Allah'a ve Resulüne inanan ve şeyden la ilahe illallah vahdehu la şerike Allah'tan başka ilah olmadığına onun tek olduğuna şehadet getiren getirenlerin de üzerine olsun. Lem yettehis sahibeten veleda ki o ne bir eş ne de çocuk edilmiştir. Onun ne bir eşi ne bir çocuğu vardır. Ve enne Muhammeden Abduhu ve Resuluhu. Bir de Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet getirenlere selam olsun. Değerli öğrenciler özellikle Hazreti Peygamber ehli kitaba hitap ederken işte Selamun ala men ittebe'l huda ifadesini kullanmıştır. Yani hidayete tabi olanlara selam olsun. Bir de Geliniz aramızda müşterek olan bir söz etrafında dirileşelim demiştir. Bu mektubun başka başka varyantlarında yine o ayet-i kerime bulunmaktadır. Ve Habeş Necaşisi durumu gayet olumlu karşılıyor. Müslüman olduğunu söylüyor. Ancak onun etrafında olan din adamları ona karşı gelince Müslümanlığını gizlemiştir. Daha sonra işte yine ona elçiler gönderilmiş Necaşi'ye. O da elçilere iyi davranmış ve Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe Habeşistan'da iken Hazreti Peygamber ile nikah akdi gerçekleşmiştir. Daha sonra Necaşi onlara da iyilik yapmış. Cafer bin Ebi Talip başkanlığında onları bir heyet ile Medine'ye göndermiştir. Bu konuda yardımcı olmuştur. Diğer bir mektup ise Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi tarafından İran Kisrası Hüsrev Perviz'e yani 2. Hüsrev'e gönderilmiştir. Bu mektup da şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Min Muhammedin Resulullah'i ila Kisra Azimi Faris. Allah'ın elçisi Muhammed'den Fars büyüğü Kisra'ya. Mektup bu şekilde başlıyor. Bu ifadeye dikkat edelim. Buna döneceğiz. Selamun aleyke menittabe'al huda hidayete tabi olanlara selam olsun. Ve amene billahi ve rasuli, Allah ve Resulüne inanan. Ve şehiden la ilahe illallah vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ortak olmadığına şehadet eden, onun biricik olduğuna şehadet eden. Ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Muhammed'in ise onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet edene selam olsun. Ve ed'uke bi Seni Allah'ın dinine davet ediyorum. Fe inni ana Rasulullah ile nasi kafte. Ben insanların tamamına gönderilen Allah'ın elçisiyim. Li unzire men kana Diri olanları uyarmak için ve hakkal kavlu alel kafirin. Kafirlerin üzerine de söz, azap hak olsun diye gönderildim. eslim teslim. Müslüman ol ki kurtuluşa eresin. Fe in ebeyte ve inne ismel mecus aleyk. Eğer yüz çevirirsen, kabul etmesen mecusilerin günahını sen çekersin. Mektup bu şekilde. Değerli önce öğrenciler, öğrenciler, mektuba tekrar baktığımızda, bakınız mektubun başında, besmeleden sonra, Min Muhammedin Resulillah ila Kisra Azimi Faris. Allah'ın elçisi Muhammed'den Fars büyüğü Kisra'ya diyor. Hazreti Muhammed'in ismi Kisra'nın isminden önce gelmiştir. Ha, bunu gören Hüsrev Perviz çok sinirleniyor. Hazreti Peygamber'in adını kendi adından önce yazmasına sinirlenerek mektubu yırtmış ve elçiyi de dışarı çıkartmıştır. Elçi doğruca Medine'ye gelip olayı anlatınca Hazreti Peygamber Kisra'nın devletinin parçalanması için Allah'a dua etmiştir. Diğer taraftan Kisra, Yemen'deki valisi Bazan'a bir mektup yazarak Resulullah'ın derhal yakalanmasını ve kendisine gönderilmesini emretmiştir. Bunun üzerine Bazan Medine'ye iki kişi göndermiş. Onlar sözde Hazreti Peygamber'i yakalayıp Bazan'ın yanına götürecekler. Bazan da onu Kisra'ya gönderecek. Tabi elçi, elçiler, Bazan'ın elçileri Medine'ye geliyorlar. Peygamber Efendimiz durumdan haberdar oluyor. Onu onları huzuruna çağırıyor. Niye geldiklerini soruyor. Onlar da meramlarını anlatıyorlar. Ve doğrudan doğruya Hazreti Peygamber'e diyorlar ki işte biz bu amaçla gelmişiz. Resulullah da onlara gidin, yarın gelin. Ben size kararımı bildireceğim diyor. Ertesi gün elçiler gittiklerinde Hazreti Peygamber onlara şöyle söylüyor. Gidin valinize söyleyin. Bu gece benim Rabbim onun Rabbini öldürmüştür. Yani Kisra'ya Rab gibi tapıyorsunuz. Ondan dolayı benim Rabbim sizin Rabbinizi öldürmüştür. Onlar da gidiyorlar, bazana söylüyorlar, bazana o zamanki o günkü tarihi tutuyor. Gerçekten de o gece yani 27 Şubat 628'de Kisra'nın oğlu Şirevey o gece babasını öldürüyor taht kavgasından dolayı. Ve işte Hazreti Peygamber'in de duası kabul olmuştur. Diğer bir mektup ise Hatip bin Ebi Belta tarafından İskenderiye valisi Mukavkis'a gönderilmiştir. Hatip bin Ebi Belta Mukavkis'a mektubu veriyor. O ise Kıptilerin kendisini dinlemeyeceğini ve makamından da ayrılamayacağını belirtmiş ve cevabi mektupla birlikte Mariye ve Sirin adında iki cariye ile bazı hediyeleri Medine'ye göndermiştir. Hazreti Peygamber Mariye'yi kendisi almış ve İbrahim adlı çocuğu ondan dünyaya gelmiştir. Sirin adlı cariyeyi ise Hassan bin Sabit'e vermiştir. Diğer bir mektup, Gassan kralı Haris bin Ebu Şemir'e gönderilmiştir. Bu mektubu götüren elçinin ismi ise Şuca bin Ebi Veh'dir bazı kaynaklarda Şuca bin Vehb diye yazılır. Haris kendisine böyle bir mektup gelmesine sinirlenerek yere atmış ve hatta Medine'ye bir hücum seferi tertipleme tehdidinde bulunmuştur. Haris, Bizans i̇mparatoruna, imparatoruna durumu yazmış, ancak ondan beklediği desteği sağlayamadığı için bu düşüncesinden vazgeçmiştir. Elçiyi, elçiyi de Değişik hediyelerle geri göndermiştir. Muhtemelen e, durumu Heraklius'a bildirmiş. Zaten Heraklius, e, Hazreti Peygamber'in mektubunu çok hoş karşılamıştı. Ve e, olumlu karşılamıştı. E, Gassan Krali Haris'e, Haris bin Ebu Şemre olumlu cevap vermediğinden dolayı, o da bu saldırı fikrinden vazgeçmiştir. Elçiye hediyeler vermiş, Medine'ye göndermiştir. Diğer bir mektup ise Yemame hakimi Hevze bin Ali'ye gönderilmiştir. Onu götüren elçi ise Selit bin Amr'dır. Hevze elçi ikramda bulunmuş, ona iyi davranmış. Fakat İslam'ı kabul etmediğini bildiren bir mektupla geri göndermiştir. Mekke'nin fethinden sonra ölen Hevze'nin yerine geçen Sümame bin Üsal Müslüman olmuştur. Dolayısıyla Yemame hakimleri de Yemame'yi idare eden kişi Sümame bin Üsal Müslüman olmuştur. Büsra valisine gönderdiği Haris bin Ömer ise Gassanlı bir başkan olan Şurahbil bin Amr tarafından kendi topraklarından geçerken öldürülmüştür. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu olay Mutes Savaşı'na yol açmıştır. Peygamberimiz Ala bin Abdullah el-Hadrami'yi Bahreyn'e gönderdi. Ala Bahreyn emiri Münzir bin Sava'ya Hazreti Peygamber'in mektubunu verdi. Münzir ile Araplar ve İranlardan oluşan ada halkın, halkının çoğunluğu İslam'ı kabul etti. Yani Ala Bahreyn'e gitti. ilk önce Münzir bin Sava ile görüştü. Hazreti Peygamber'in mektubunu verdi. Münzir Müslüman olduktan sonra gerek Araplar gerekse İranlılar İslam'ı benimsediler. Resulullah Amir bin Asi İslam'a davet etmek üzere bir mektupla Umman'a Cülendan'ın oğulları Ceyfer ve Abde gönderdi. Amir bin As mektubu Ceyfer ve Abde verdi. Onlar bir müddet düşündüler. Sonra gelip kararlarını açıkladılar. Müslüman oldular. Yine Yemen'e Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel ile Malik bin Zürare'yi gönderdi. Onlar gittiler İslam'ı tebliğ ettiler. Resulullah'ın mektubunu oradaki yetkililere ulaştırdılar. Oranın, ora halkının çoğu Müslüman olduğu. Hazreti Peygamber bu şekilde değişik yerlere elçiler göndermiştir. Biz en önemlilerinden bahsettik. Şimdi ise elçileri gönderirken takip ettiği siyaset neydi? Onun üzerinde biraz duralım. Hazreti Peygamber'in elçileri gönderirken ve mektupları yazarken izlediği politikaya gelince, o her şeyden önce elçileri, gidecekleri ülkeleri çok iyi bilen, daha önce o bölgelere gitmiş kimselerden seçiyordu. Mesela Abdullah bin Huzafe Farsça biliyordu, ve defalarca İran'a gidip gelen bir zat idi. Yine Amir bin Ümeyye ed-Damri Habeşistan'ı çok iyi biliyordu. Defalarca oraya gidip gelen birisiydi. Hazreti Peygamber bu hususlara riayet ediyordu. Elçilerde şu özellikler aranıyordu: ikna gücü, ahlak güzelliği, dürüstlük, güzel konuşma, anlama ve kavrama yeteneği. Bu özellikler hepsi aranıyordu. Mektuplar nasıldı? Kısa, öz ve veciz bir biçimde yazılıyordu mektuplar. Ve İslam'a daveti içeriyordu. Karşı tarafı tehdit eden, itibarını düşüren ifadelere asla yer verilmiyordu. Hükümdarlara ünvanları ile hitap ediliyordu. Bir de Hazreti Peygamber mektupları gönderirken mühürlüyordu. Resul-i Ekrem'in gümüşten yapılmış olan bir mührü vardı. Üzerinde üç satır vardı. Muhammedun Resulullah yani Muhammed, Resul, Allah kelimeleri o mührün üzerinde bulunuyordu. Mektuplarda konumuz açısından İslam'a daveti içeren ifadeler özellikle önemlidir. Mesela Hayber Yahudilerine sizi Allah'a ve Peygamberine çağırıyorum. Necaşi'ye ben seni tek olan, ortağı olmayan Allah'a, ona itaate, bana tabi olmaya, bana indirilene inanmaya çağırıyorum. Bizans İmparatora ben seni İslam'a çağırıyorum. Eyle papazına Müslüman ol veya cizye öde. Haris bin Ebu Şemir'e ben seni tek olan ortağı olmayan Allah'a inanmaya çağırıyorum. Öyle olursa mülkünde bırakılırsın. Yani Müslüman olduğun zaman aynen devam edersin. Mukavk ise seni Allah'ın birliğini ikrara davet ediyorum. Sözleriyle davet yapılmıştır. Herkese Uygun ifadeler bulmuştur. Hristiyan'a ayrı hitap etmiş, Yahudi'ye ayrı hitap etmiş, Mecusi'ye ayrı hitap etmiş, hiç inanmayan birisine ayrı hitap etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabilelerin özel durumları gözünde bulundurmuştur. Müslüman oldukları takdirde yerlerde bırakılacakları belirtilmiştir. Yani bazıları endişe edebilmişlerdir. Acaba Müslüman olursak bizim bir maddi kaybımız olacak mı? İşte şu an kabile reisiyiz, şu an hükümdarız, şu an reisiz, şu an e, papazız. Acaba e, Müslüman olursak bizim saltanatımız, iktidarımız elimizden gider mi? Hazreti Peygamber onlara demiş ki Müslüman olduğunuz takdirde, Yerinizde kalacaksınız. Kısaca Hazreti Peygamber'in İslam'a davet mektuplarını bu şekilde anlattık. Az ve öz bir şekilde siz kitapta ilgili yerleri de okursunuz. ilgili makaleleri okursunuz inşallah. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.